böyle muhteşem bir görüntü, muhteşem bir kalabalık. İşte sevginin başkenti, aşkın başkenti Karşıyaka. İşte böyle güzel bir kentte belediye başkanlığı yapmanın onurunu sizlerle beraber yaşıyorum. Çünkü sizler verdiniz bu gücü ve desteği bana. Bunun için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Öyle bir kentte belediye başkanlığı yapıyorum ki, Türkiye'de içinde tek aşk geçen bir kentte belediye başkanlığı yapıyorum. Çalışmak için, üretmek için ve insanca yaşamak için Karşıyakalı olmak yeter. İçinde aşk olan Karşıyakalı olmak yeter. Çünkü biz Türkiye'nin kuruluş felsefesi olan Cumhuriyet'e inanan insanlarız. Cumhuriyet'e sımsıkı bağlıyız. Ve onun içinde her zaman ölmeye kadar gideriz biz. Hiçbir zaman da geri dönmeyiz. Bugün herkes şunu çok iyi bilecek. Cumhuriyet hiçbir zaman 90 yıllık bir reklam arası olmadı. Cumhuriyet her zaman ilelebet sürecek bir rejim olacaktır. Bugün sevgililer günü. Bugün aslında sevgi günü. Bugün birlikte olma günü. Her zamankinden daha önemli, beraber duracağımız bir gün bugün. Çünkü çıkıp da fetva verenler ve fıtratında olmayanlar, insanların sevgilileriyle, nişanlanırıyla el ele tutuşmasını günah sayılan bir günü yaşıyor bugün Türkiye, ne yazık ki. İşte onlara cevabını biz Karşıyaka'dan vereceğiz. İzmir'den yüksek bir sesle bağıracağız. Yaşasın Cumhuriyet diyeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet diyeceğiz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyeceğiz. İşte o Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin geleceğini emanet ettiği gençlerin buluşma günü bugün. İzmir'in dört bir yanından bugün bir araya gelen gençlerimiz vardı burada. Ve gerçekten inanılmaz bir performans sergilediler. Hepsini dinledim. Jüriye kolaylıklar diliyorum. Nasıl seçtiler bilmiyorum ama hepsi birbirinden değerli gençlerimizdi ve burada inanılmaz bir müzik ziyafeti çektiler. Biraz sonra onu açıklayacaklar ama ben şuna inanıyorum. Bu bir yarışma değil. Bu gençlerin yeteneklerini göstereceği ve gençlerin bundan sonra yaşamlarında daha önemli adımları atacakları bir medeni cesaretti bu. Onun için tüm gençleri kutluyorum ben. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Kim seçilirse seçilsin. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki gençlerimiz bu ülkeyi öyle bir koruyacaklar ki hiçbirimizin gözü arkada kalmayacak. Ve ben inanıyorum ki bir gün bu kürsüde konuşacak olan yine bir genç arkadaşım olacak. Yine bir devrimci ve Atatürkçü bir arkadaşım olacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Buraya katıldığınız için, bu genç arkadaşlarıma destek verdiğiniz için tüm Karşıyakalılara, tüm İzmirlilere sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım,